Sadece size şunu belirtmek istiyorum. Bu telefon fiziksel olarak çip sim kartlı. Evet arkadaşlar, selamlar, hoş geldiniz. Ben Aykut Çoban. Başlıkta da gördüğünüz gibi iPhone 13 Pro kutu açılışı yapacağız. iPhone 13'ümüz hemen şurada. Şöyle kutusunu açmadım daha. Elimde tutuyorum. Bayağı uzun bir süre oldu. Kanalda video yoktu. Bu videoyu da tekrardan geri döndüm mü, döneceğim mi bakalım, görelim artık ne olacak, ne bitecek. Böyle değişik konsepte bir video çekiyorum ilk defa. Tekrardan Hong Kong'a gelince eski telefonumu verdim. Üzerine küçük bir miktar ücret ödeyerek telefonumu buna yükselttim. Her neyse, lafı ben çok fazla uzatmadan şu kutu açılışına geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Şöyle güzel bir Hong Kong manzarasına karşı artık almış olduğumuz iPhone 13 Pro'muzu açalım. Şuralarda iki tane bant koymuşlar. Hemen bu alt kısımda da var. İnce bir kutusu var zaten gördüğünüz gibi. Artık adaptör koymadıkları için. Ben Sierra Blue'yu aldım. 256 GB. Şöyle ilk etapta şuradan alıyoruz sanırım. Telefon. Onun dışında şurada bir kullanım kılavuzu. Standart her zaman olduğu gibi. SIM kart için yine. Yine Type-C'den Lightning'e kablo. Bir öncekinde de aynı bu şekilde bir kablo gelmişti bana. USB değildi. Amerikan versiyonu almıştım. iPhone 11 Pro Max'i. Bu Çin versiyonu arkadaşlar. Çin anakarasında bulunuyor sadece. Şöyle hadi bakalım kaldıralım şu jelesini de. Şu köşeleri çok güzel. Ben çok beğeniyorum. iPhone 4'ten 4S'ten gelme bir kıvrım. O zamanlarda da çok seviyordum. Sonradan değiştirdiler tabii. iPhone SE kullandım ben. 4 kullandım. 4S kullandım. Ondan beri iPhone kullanıyorum. Aşağı yukarı 2014-2015 o yıllardan beri. Köşeli telefon modellerini çok seviyordum. Tekrardan bu modele geçmem benim için çok iyi oldu. iPhone 11 Pro Max böyle değildi. Tutuşu daha kolay oluyor. Daha iyi oluyor. Pro Max almadım. Çünkü Pro Max biraz daha büyük. iPhone 11 Pro Max'te birazcık zorlandım açıkçası şöyle tutarken. Köşeli biçiminde olmadığı için kavisli olduğundan dolayı tutamıyordum. Elimden çok kaydığı oldu, düşürdüğüm oldu telefonu. Yani kılıfla kullanıyordum genelde. Kılıfsız kullandığımda o telefonu, iPhone 11 Pro Max'i kullanamıyordum. Fakat bunu kılıfsız da kullanabilirsiniz. Ama ben şöyle bir tane kırılmaz cam, bir tane de kılıf aldım. Düşme testi falan yapılmış bir tane kılıf. Şurada gösteriyor. Bayağı sağlam. Her neyse, konumuza dönelim. Arkadaşlar zaten bu telefonun YouTube'da birçok incelemesi var. Ben öyle detaylı onlar gibi inceleme yapmayacağım. Sadece size şunu belirtmek istiyorum. Bu telefon fiziksel olarak çip sim kartlı. Orijinal iPhone fakat fiziksel olarak çip sim kartlı. YouTube'da baktım, hiçbir tane videosunu göremedim. Sadece küçük kısa İngilizce videolarını gördüm. Türkçe hiçbir şekilde video görmediğim için bir tane böyle video çekmek istedim. Cihazımız çip sim. Hemen çip simin açmadan önce çip simin nasıl takıldığını göstereyim ben. Şu sim kart yuvasını çıkarttıktan sonra şöyle bir tanesini bu kısma yerleştiriyorsunuz. Bu iPhone'u Çin'de kullanan birçok insan çip sim kart takıldığını burada hala daha bilmiyorlar. Şöyle sim kartın bir tanesini bu kısma yerleştiriyoruz, üst kısma. Bir tanesini de hemen altına tam tersi olarak yerleştiriyoruz. Böyle cihazınıza taktığınızda çip sim kart okuyor. Yani fiziksel olarak çip sim kartlı iPhone Çin anakarasında kullanılıyor. Avrupa'da yok. Tek çip sim kartlı modeller Çin anakarasında bulunuyor. Farklı ülkelerde kullanılabilir global cihaz. Fiyatı da normal tek simli iPhone'larla aynı. Bunları dedikten sonra hadi şimdi telefonumuzu açalım. Şöyle önce camını ve kılıfını taktım. Şimdi sırada telefonumuzu açmak var. Hadi açalım bakalım. Evet, o her zaman alışık olduğumuz Apple logosu geldi. Hello ile başlıyoruz. Türkçeyi seçelim. Şu an benim bulunduğum bölge Hong Kong olduğu için zaten direkt otomatikman Hong Kong geldi. Hong Kong'la devam ediyorum. Türkçe'yi seçtim. Dilimiz ayarlanıyor şu an. Şu yukarıdaki kentik de biraz daha küçülmüş. iPhone 11 Pro Max'te o biraz daha büyüktü. Hızlı başlangıç diyelim. El ile ayarla. Tercih edilen diller. Çince'yi silelim. Yoksa karışıklık yaratabiliyor bazen. Sürdür diyelim. Klavyeden de silelim Çince'yi. Emoji İngilizce ve Türkçe yeterli. Dikte de
O şekilde kalsın. Şimdi Wi-Fi. Hemen telefonumuzu bir Wi-Fi'ye bağlayalım. Onun ardından da çip sim kartımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ekrana geldik. iPhone'unuzun etkinleştirmesi birkaç dakika sürebilir. Evet. Şimdi sürdür diyelim. Face ID'yi daha sonra ayarlayalım diyelim. Parolayı da daha sonra ayarlayabiliyoruz mu? Parola kullanma diyelim. Ben bunu iCloud yedeklemesinden geri yükleyeceğim. iCloud yedeklemesini geri çektikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi eve geçtim. Dışarıda biraz hem hava karardı hem yağmur başladı. Telefonu bu şekilde biraz yakından göstereyim size. Bakın şu arka kısımdaki logosu biraz silik yapılmış bu sefer. Şu kamerası biraz daha fazla çıkıntılı. Masaya falan böyle sert koyarsanız belki ufak tefek çizik alabilir ama şu kamerasını sordum, hani ben buraya bir herhangi bir koruma camı takmam gerekebilir mi? Yok dediler, hiç şekilde gerek yok. Bu seferki koyduğumuz lenslerin koruma camları gerçekten sağlam. Ekstra bir korumaya gerek yok diye bana uyarıda bulundular. Onun dışında elde tutması falan mükemmel. Hiçbir şekilde kaymıyor. Yani kavraması falan efsane. O yüzden zaten 13 Pro Max almadım. 13 Pro aldım. Elimde tek elle tutabilmesi basit olsun diye. Onun dışında ben size sim kartı nasıl takıp çıkartıldığını göstermemişim videoda. Şimdi onu tekrardan bir göstereyim. Telefonun içine nasıl koyuluyor onu göstermemişim. Hemen şöyle çıkartalım sim kartımızı. İğne yardımıyla. Şöyle. Çip sim kart olayımız bu. Şu köşesinde bir çentik var. Bakın. Hemen arkasını çevirdiğimizde bunun da bu köşesinde çentik var. Bu çentiklere oturtuyoruz sim kartları. Şöyle kalınlığı var. Yani ikisi birbirine tamamen böyle uyumlu bir şekilde oturuyor. Hiçbir şekilde çıkıntı yapmıyor. Sonrasında telefona takıyoruz. Takalım bakalım. Ben telefonu açtım, kurulumunu falan yaptım. Şöyle ayarları göstereyim size ben şimdi. Telefona geçiyoruz. Numaram dediğimizde bakın iki türlü numara çıkıyor. Bir tanesi seyahat, bir tanesi kişisel. Bunların isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu size bağlı. İsterseniz birinci sim kart, ikinci sim kart yazarsınız. İsterseniz seyahat, tatil vesaire. Bu tarzı değişik isimler koyabiliyorsunuz. İçine girdiğinizde zaten numara direkt çıkıyor. Şu köşeye bakın. Altlı üstü 4 tane nokta. Alttaki bir sim kartı temsil ediyor. Üstteki diğer sim kartı temsil ediyor. 5G çekiyor. Dünyadaki ilk ve tek çift sim kartı telefonlar. Çin anakarasında iPhone'un çift sim kartı telefonları satılıyor. Bundan çoğu kişinin haberi olmadığını düşünüyorum. Ondan dolayı böyle bir video yayınlamak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ekstra bir özellik yok yani. Her şey aynı. Normal iPhone 13 Pro'larla. Evet. Şu videonun kapanışında şöyle iPhone'un ön kamerasıyla yapmak istedim. Düşük ışıkta anca bu kadar oluyor. Çok az bir şey gören var ama onun dışında gerçekten mükemmel. Bu arada bu videoyu ben aşağı yukarı 6-7 ay önce çekmiştim. Fakat yayınlayamadım. Hard diskimde biraz sıkıntılar oldu. Videoları kurtaramadım falan. Sonradan bu videoyu ilk videoydu, kurtardım. Bundan sonra da birkaç video daha var. Videoların devamı gelecek. Yüklemeye devam edeceğim. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Ve şuralarda bir yerde çıkacak. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter artık nereden isterseniz. Duruma göre haberleşiriz, bakarız. Videoların devamı gelecek, dediğim gibi daha önce de söyledim zaten. 3-5 günde bir elimden geldiğince videoları editleyip hızlı yüklemeye çalışacağım. Saçları falan da topladım. Hala uzun kesmedim. Şurada küçük bir sivilce çıkmış. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Şimdilik bu kadar benden. Kendinize iyi bakın. Bay bay.